Öncelikle bakanlığımızın ana sayfasına giriş yapıyoruz. tarifobman.gov.tr adresine. Açılan ana sayfada sağ tarafta gördüğünüz hızlı erişim kısmına tıklıyoruz. Açılan linkte KKHDF başvurusuna tıkladığınız zaman size direkt başvuru ekranı açılıyor. Burada öncelikle kişinin üye olmak için buraya tıklayınız var aşağıda. Buraya tıklayıp güzel kişi ise vergi numarası, gerçek kişi ise TC kimlik numarası. Şimdi yanda görünen güvenlik kodunda buraya girdikten sonra vergi kimlik.com, TC kimlik.com kontrol et butonuna tıklayıp açılan sayfada kendisine ait bilgileri tamamlaması gerekiyor. Burada önemli olan bir aktivasyon kodu gönderilecek. Kişinin aktif kullandığı bir mail adresi olmak zorunda. Bu mail adresine gönderilecek olan aktivasyon mailini açıp oradan başvuruyu tamamlamaları gerekecek. Bu ekranda oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreyle ki kullanıcı adı TC kimlik numarası olur gerçek kişilerde. Oluşturdukları şifreyle aktivasyondan sonra bu ekrandan giriş yapmaları gerekiyor. TC kimlik numarası ve arabalarını giriyorlar, belirledikleri şifreyi. Giriş kısmına tıkladıktan sonra başvuru ekranı açılıyor. Buradaki 14.3. etap başvuru işlemleri zaten otomatik geliyor. Şu andaki mevcut etabımız bu. Seç ve devam et. Üyelik bilgilerine düzeltme yapacaksalar da burada üyelik bilgileri kısmına tıklayarak düzeltme yapabilirler. Seç ve devam et dedikten sonra başvuru ekranı açıldı. Burada uyarılar var. Buradaki uyarılara göre hareket etmeleri gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranımız açılıyor. Burada önemli olan bizim başvuru yapacağımız yerin mutlaka kırsal alan ya da kırsal mahalle olması gerekiyor. Yatırım yerini seçerken buna dikkat ediyoruz. İlçemiz seçildi. İlçemizde yatırım yeri neresi ise bu kırsal alan, kırsal mahalle listesinde oraya seçip örneğin Demirdere'yi seçelim. Oradaysa yatırım yerimiz. Onu seçtikten sonra makine ekleri butonunda hangi makineye başvuracaksak onunla ilgili aşamaları tek tek geçiyoruz. Burada 14 makine ana grubu var, makine ekipman. Burada hayvancılıkla ilgili bir makineyi seçelim örnek olarak. Burada hemen hayvancılık mekanizasyonu, makine ve ekipmanları ana grubunu seçtikten sonra grup, alt grubu seçiyoruz. Diyelim ki burada da yem karma ve dağıtma makinesi olsun örnek olarak. Onu seçtikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz ve burada da 8 metreküp yatay çift helezonlu bir yem karma dağıtma makinemiz olsun. Bunu seçtikten sonra hemen bakanımızın belirlediği referans fiyatı görüyoruz. Bakanımız bu makine için 268 bin 30 lira bir fiyat belirlemiş. Biz bununla ilgili piyasa araştırması yaptık ve almak istediğimiz makinenin şu anda bize teklif edilen fiyatı örneğin 270 bin lira olsun bu örnekte. Bu şekilde kaydede tıkladığımız zaman bilgiler kaydedecek, onaylıyor musunuz? Evet değil. Bu şekilde şu anda kaydetmiş olduk. Şurada da bir önemli husus var. Burada şu anda dikkat alınmış durumda oldu. Yerli malı makine ekipman olacaksa buraya işaretlememiz gerekiyor. Yerli malı belgesine sahipse, geçerliliği devam eden, sona ermiş değil. Bakın bizim başvuru süresi sonuna kadar en azından bu yerli malı belgesinin geçerli olması lazım. Eğer böyle bir belge varsa, alacağımız yer bize bunu sunabiliyorsa onu işaretleyebiliriz. Böyle bir durum yoksa bu işareti kaldırmamız gerekiyor. Bu işaret burada olduğu müddetçe bu kayıt işleminden sonra dosya işlemleri adımına geçtiğimizde başvuru belgelerini ekle kısmına geçiyoruz ve burada bizden bununla ilgili taahhüt yüklememizi isteyecek. Yerli üretim makine ekipman alınacağına dair taahhütname.
Buna rehber eklerinde maddi örnekleri var. Bunları ilçem müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Veya internetten kendiniz de indirebilirsiniz. Bakanlığımızın ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde rehber ekleri yayınlanmış durumda. Ayrıca bu başvuru ekranında da, ana giriş ekranında da bilgi edinme mevzuat kısmı var. Oradan da bütün mevzuata ulaşabilirsiniz. Burada belirtilen tüm belgeleri, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge, ÇKS veya TÜRKVET, hayvancılık başvuruları için hayvan şartı olan makine ekipmanlar için mutlaka TÜRKVET işletme tescil belgesinin yüklenmesi gerekiyor. Hayvancılıkla değil de arazi şartı olan bir makine ekipmana başvuruyorsanız da buraya ÇKS belgesinin yüklenmesi gerekiyor ki ÇKS belgesinden de en az bir yıldır kaydınız olması gerekiyor. Bunu oradan görebilmeniz gerekiyor. Traktörle kullanılacak ekipmanlar için traktör ruhsatı, yerli malından bahsettim. Yatırım yerine ait tapu takidat belgesi, bunu tapu müdürlüklerinden veya web tapu üzerinden, internet üzerinden alabilirsiniz. Burada tapuya ilişkin bütün şartların göründüğü bir belge, tapu fotokopisi. Tapu belgesinin aslı gibi, taranması gibi belgeler kabul edilmeyecek. Buna dikkat edelim. Yine rehber ekinde yer alan genel taahhütname, e-devletten adliyeden alabileceğiniz adli sicil kaydı belgesi. En son olarak da ilçe müdürlüklerinden alacağınız başvuru ücreti, 75 liralık başvuru ücretinin yatırılığına dair makbuz. Tüm bunların taranmış ve bilgisayara atılmış olması gerekiyor. Ondan sonra dosya ekle kısmına tıklayarak bilgisayarda neredeyse bu dosya, orası açılacak ve oradan ilgili dosya seçilerek buradan aç kısmına tıklandığında bu belgeler eklenmiş olacak. Bütün bu belgelerin tamamı eklendikten sonra, burada şu anda yüklenmedi diyor, burada yüklendiye döndükten sonra yapmamız gereken dosyaları sunucuya gönder deyip bakanlığın kayıt merkezine göndermiş olacaksınız. Bu şekilde bu kısım tamamlandıktan sonra son bir işlemimiz daha var. Orada dosya işlemleri menüsünde başvuru formu ekli kısmı kaldı. Bu başvuru formunun örneği de şablonlar kısmından buradan indiriyorsunuz. Bu başvuru formu hemen başında ok işaretinin olduğu yere geldiğiniz zaman zaten indir yazısı çıkıyor. Oraya tıklayıp bilgisayarımıza indiriyoruz bu dokümanı. Dokümanı indirdikten sonra şurada yer alan bilgilere göre bu dokümanın doldurulması gerekiyor. Doldurulup imza çıktısı alınacak. Doldurulduktan sonra imzalanacak. İmzalanmış hali tekrar taranacak ve PDF'e dönüştürülecek. Ondan sonra dosya işlemlerinden başvuru formu ekle PDF'e dönüştürülmüş hali bilgisayarda nereye kaydettiysek yine az önceki belgelerin yüklendiği gibi dosyaya tıklayarak bu belgeyi seçip aça tıklayıp ondan sonra dosya yüklendiği gördükten sonra dosyaları sunucuya gönder diyerek yükleme işlemleri tamamlandı. Her işimizi yaptık. En son olarak burada başvuru işlemi tamamlaya tıkladığımız anda başvurumuz tamamlanmış olacak. Burada bir husus daha hatırlatmak lazım. Yüklediğimiz tüm belgeleri, kendimizdeki asıl nüshalarını saklıyoruz. Hibe sözleşmesine davet edildiğimizde bizden bu belgelerin asılları istenecek. Diğer ilave dokümanlarla birlikte bu başvuru evraklarını dosya halinde il müdürümüze ya da ilçe müdürümüze sunmamız gerekiyor. Hibe sözleşmesi öncesi, ondan sonra sözleşmemiz imzalanacak. 2 aylık süre içerisinde makine ekipmanımızı satın almasını gerçekleştirdikten sonra hakenin yerinde tespiti yapılacak ve ondan sonra hak ediş ödemesi gerçekleşecek ve böylece bu süreç tamamlanmış olacak. Ana sayfaya girdik. Nasıl gireceğimizi, hangi mevzuatı, hangi dokümanları kullanacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda bize nasıl yardımcı olur sistem? Yine başvuru ekranından girişimizi yapıyoruz. Kısımda açılan ekranda bilgi edinme ve mevzuat kısmı var. Buraya tıkladığımız zaman açılan pencerede, üye yardımı penceresinde mevzuatı tıklıyoruz. Burada zaten başvuru kılavuzu da var. Mevzuata tıkladığımız zaman bu etapla ilgili bizim kullanmamız gereken bütün
ihtiyacımız olan bütün mevzuat burada yüklenmiş durumda. Özellikle makine ekipman için A iş planı, başvuru formu, uygulama yasası, rehber ekleri burada var. Burada kullanacakları taahhütname, genel taahhütname örneği, yerli malı taahhütname örneği hepsi var. Bunlarla ilgili zaten ilçe müdürlüklerinden de temin edebilirler. Buradan direkt indirip kendileri de çıktı alabilirler doğru. Ve burada başvuru nasıl yapılacağı ile ilgili döküman da var. Yani bir yerde tereddütte düştükleri durumda bu dokümanı buradan okuş şartına olduğu tıklayıp indirirlerse başvuru nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı anlatıldığı resimli bir dokümanla karşılaşacaklar. Burada bizim az önce anlattığımız, sözlü anlattığımızı burada dokümana dökülmüş hali, üyelik kaydının nasıl yapılacağı ile ilgili adım adım gösterilmiş. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geçmiş. İşlem tamamlandı, kullanıcı adıyla bir giriş yaptık, nereye başvuracağız, hangi etap olduğunu göstermiş. Program seçimi, A iş planı geliyor ilk başta. Biz baştan seçtiğimiz için bu ekran gelmemişti. Burada makine ekipman alacaklar, direkt A iş planı seçecekler. Ondan sonra ekran uyarıları var, hangi adımları, nasıl takip edecekleri burada anlatılıyor. Ondan sonra az önce anlattığımız gibi makine ekleme. Tamamen bunların hepsi burada adım adım anlatılmış. Başvuru formunun nasıl indirileceği, nasıl yükleneceği diğer ekonomik yatırımlar için de anlatılmış. Makine ekleme az önce bahsettim. Tüm bunları burada bu dokümanın içerisinde hepsi adım adım anlatılmış durumda. Yerli malı taahhüdünden bahsediyor. Bu doküman da az önce anlattığımız kısımlarda yine de tereddütü düşülürse bu dokümandan da faydalanıp başvuruları eksiksiz bir şekilde tamamlama imkanları var. Gösterdiğimiz adımları izlerlerse bu dokümana da ulaşabilecekler.